Yine merhaba, akşam suyuna geldik. Yine aynı avlak. Hani sabah tekneyi sokmakta zorlandığımız. Burada şelale gibi bir yer var. Buradan deneyeceğiz şansımızı. Tekneyi tekrar sokup akşam suyunda o eziyeti çekmek istemedik, açık söyleyeyim. Zaten bugün de bir şey gelmezse artık umudumuzu buradan yitireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su seviyesi inanılmaz düşük yani. Bunun herhalde bir olumsuz yanı var ama bakalım şansımızı deneyeceğiz. Tavsiyelerden birisi de bu şu anda indiğimiz yer oldu. Ama su seviyesi düşük olduğu için artık dağdan, taştan, bayırdan, tepeden mi ineceğiz? Nasıl ineceğiz bilmiyorum. Çünkü gerçekten engebeli bir yer. Zorlu bir arazi. Şimdi akşam suyuna gelince güneş tabii ki bayağı ısıtmış oluyor etrafı. O yüzden biraz terliyorum şu anda. Bakın arkadaşlar, ben Rizeliyim. Hayatım böyle Rize'de derelerde falan geçti. Tabii o zaman dere değildi, nehirdi kocaman. Üstünde rafting yapıyorlardı. HES'lerle beraber mahvettiler. Neyse konumuz bu değil. Böyle ırmak gibi yerler o dereleri, nehirleri besler Rize'de. En güzel av veren yerler bu derelerin birleştiği yerler. Müthiş derecede av olasılığınız yüksek olur bu gibi yerlerde. Ben de işte eski deneyimlerime dayanarak dedim ki buraya gelelim. Muhtemelen görüyor musunuz şu aşağıyı? Bu suyun birleştiği yerde hayvan bekliyor. Yani sonuçta bu akıntıyla beraber gelen börtü böcek bir sürü şey var. Onları yemeye gelen balıkları yemeye gelen balıklar oluyor. Böyle bir orası resmen beslenme alanı gibi oluyor. O yüzden burayı tercih ettim. Görüyorsunuz şu anda bulunduğumuz yer yani komple sular altında normalde. Şu sol taraftan deneriz eniş. Şimdi vibrasyonla başlayacağım ben. Bu hayvanın en sevdiği yem vibrasyonmuş. O yüzden vibrasyonla başlayacağım ama tabii jig falan denemeden de geçmem. Onları da denerim. Maket falan getirmedim. Tek bir çanta getirdim. Onda da metal yemlerim var. Maketleri arabada bıraktım ya. Uğraşılmaz şimdi bu tepeden onları indirmek. Böyle zorlu koşullarda avlanırken olabildiğince yemlerinizi seçmeniz gerekiyor. Burada avlanabileceğimiz yegane yem bu olduğu için biz de bunu seçtik. Yeşille başlayacağım. Yeşil sarı bir yemim var. Hadi bakalım. Enişte oraya atma. Heh, diyecektim, takmış bile enişte bak. Atma diyene kadar takmış. Burası çok ağaçlık bir yer. İlk gün tekneyle açıldığımızda onu gördük. Yani su seviyesinin düşmesine rağmen o suyun altında kalan bir sürü ağaç var. Koptu galiba. Kopar. Yani attığın yer, orada attıysan da hemen çekmen lazım. Bekletmeyeceksin orada. Tamam, şelale ağırlığı güzel de biraz aşağı doğru at. Bu tarafları da deneyebilirsin bu arada. Tekneyle avlanırken kurtarma aparatı var. Onunla yemleri kurtarabiliyoruz. İlk geldiğimizde ağaçlara bayağı bir taktık. Onun sayesinde kurtardık yani. Birkaç tane yemimiz gitti ama yine mera zorlu bir mera. Av da vermeyince insan stres yapıyor tabii. Benim umudum akşamın son birkaç saati av vereceği yönünde ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Balık halinden pek memnun değil. Su çok düşmüş, çok. Burada akıntı olduğu için tabii su serinliği biraz daha iyidir diye tahmin ediyorum. Bu vibrasyon yem imitasyon. Yani şu AliExpress'ten almıştım ama ben alalı bayağı oldu. Şu anda fiyatları çok pahalı. Bunun yerine Strike Pro'nun veya yerli malı böyle Kömbe, Ali Kömbe abimizin yaptığı yeni bir marka var. Uygun fiyatlı satın alabilirsiniz. Şu AliExpress işi geride kaldı. Açık konuşayım. Yine ben satın alıyorum bazı şeyler ama size tavsiyem, özellikle de acemiyseniz almayın. Gidin yerli bir av bayinden alın. Hem
Oradaki insanların birçoğu amatör avcı olduğu için sizi çok güzel yönlendirirler, bilgi verirler. Parayla satın alamayacağınız bilgileri alırsınız. Bu yüzden dikkat edin. Biraz da destek olmak şart. Aldım. Tam burada yakaladı. Hadi yavrum hadi. Aldım işte bu ya. Hadi. Tam şurada yapıştırdı. Kepçemiz de yok ki. Dur. İşte bu. Oh be. İşte bu ya. Zor değil abi ya. Zor bir balık değil abi. Gelmiyor anasını satayım. Ne kepçe var. Ne şey, kaçırdık. Pozunu da veremedik. Olsun, o da yeter. Neyse, iyi çıkardık bari ya. Şimdi bana büyük geldi. Ben de atayım. İşte bu ya. Abi, 2 gündür uğraşıyoruz ya. Evet. 2 gündür ya. Zor bir balık değil ki. Ama işte gününde değil hayvan. Çok enteresan. Zar zor bir taneyi kandırdık. İyi boyut, iyi sayılırdı. Bir bıyıklı gördük, barbus gördük. Güzel yalnız kafalı ya. Zırr aldı gitti hemen bak, ufacık hayvan. İyiydi. Denemeye devam o zaman. Aynen. Sen takmışsın hanı. Sabah buradayız. Bir tane aldık, olay bitti. Evet, dönüş yolundayız. 3. günü bitirdik. 3 günde tek bir balık alabildik. Gördüğümüz manzara, yeni bir mekan, işte dolaştığımız yerler bize kar olarak kaldı. Tabii barbusun nasıl bir balık olduğunu da görmüş oldum. Bu Menderes Havzası'ndaki barbusun türü farklı olduğu söyleniyordu. Daha önceden barbus değil de şiraz yakaladım ben. Barbus türüne benzer de Yeşilırmak'ta, Amasya'da. Aynı bu bıyıklı gibi ama tür farklıdır muhtemelen. Orada yemli yakalamıştım. Zaten Karadeniz'de de Kasna, Kefal türü çok balık yakalamıştım var Alabalık yanında. Ama bu Denizli'de, Menderes Havzası'ndaki barbusun, yani buraya ait endemik bir tür. Yani merak ediyordum. Yalnız çok yanlış bir zamanda geldik. Göl resmen kurumuş yani %20 seviyelerinde. İnternetten baktık. Keşke daha önceden baksaydım. En azından gelecek sezonla erteleyebilirdim. Gerçi bizim ilk geliş amacımız buraya. Burada termal kaplıcalara girmekti. 3-4 gün termal kaplıca tatili yapıp aynı zamanda buradaki gölleri de ziyaret edelim dedik. Ama işte istediğimiz avı yapamayınca hevesimiz biraz kursağımızda kaldı. Buradan diyoruz belki bir yerlere sıçrayabiliriz. Onu artık bir sonraki videoda görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşene dek lütfen bir köşeye yakaladığınız balığı geri salmayı unutmayın. Yani çöplerinizi de yerde bırakmayın. Görüşürüz. Pamukkale travertenleri ve buradaki suda balıklar yaşıyor. Enteresan. Ne tür olduklarını bilmiyorum. Ama bu su bayağı mineral içerdiği için burada nasıl yaşıyorlar hiçbir fikrim yok. Evet, bu da gördüğünüz ünlü travertenler. Arkadaşlar şu anda fiyatlar çok fahiş. Türkler hatta yani bizim halkımız bu duruma bayağı bir isyan etti. Turistler ücretsiz neredeyse tur fiyatlarıyla giriyorlar. Bizimkilerden 100 lira talep ediyorlar. Bu sene bayağı bir haklı isyan çıktı burada. Ama yine de insanlar dolu, merak edenler geliyor.
Biz bu sudan çok daha iyisine gittik Karayet'te. O yüzden girme gereği duymadık. Böyle tutmuşken bir de burayı şöyle bir uzaktan çekeyim istedim. İnsanlar burada görüyorsunuz.